Ah, ah. Obanın ne tadı kaldı, ne tuzu. Herkes sefere gitti. Akşam da oluyor. Bari bir yemek yapayım da. Belki akşama gelen olur. Hayırlı haberlerle gelirler. Hayırdır abi, sen gitmedin mi? Yok, obanın koruması bana ait. Bu obanın eski tadı tuzu mu kaldı? Ne kalabalıktı. Bak, seni fark etmemişim bile. Herkes seferde. Evet, herkes seferde. Şu anda Malazgirt Savaşı'ndalar. Ağlat'ın kurtuluşu ve Anadolu'nun kapılarının açılışının zamanı. Sultan Alparslan şu anda savaşta ve inşallah buralar Türklerin yurdu olacaktır. Ne güzel. O kadar güzel duygular ki bunlar. Evet. Hakikaten canlandırması bile Evet. güzel. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Bülent Akarsu, Ahlatlıyım. Geleneksel yay ustasıyım. El sanatlarıyla uğraşıyorum. Yayları kendim yapıyorum. Okçuluk sporuyla başladık. 2018'de bir kulüp kurduk. Etkinliklere katıldık ve lisanslı, tescilli bir kulübümüz var. Okçuluk Hazreti Adem'le başladı. Hazreti Adem'den sonra Osmanlı da son finalini yaptı. Yani ecdadımız ok ve kılıçla nice devletleri tarih sahnesinden sildiler. Nice medeniyetleri kendi egemenlikleri altına aldılar. Ama hiçbir zaman için ecdadımız gittiği yere zulüm götürmedi. Gittiği yerlere her zaman bir imar, bir medeniyet, bir kültür götürdü. Yani gururlanıyoruz çünkü öyle bir ecdadın torunları olmak bizleri gururlandırıyor. Hepimizin ecdatları Evet, orada. biz Sırf öncelikle Ahlatlılar evet olarak değil. Ağlatlılar ne kadar gurur duysak da azdır. Bizim asıl silahımız ok ve kılıç. Evet, ok ve kılıç. Şimdi artık silahlar, tüfekler... Hadi. Tarih geçtikçe modernleşti. Yani şimdi biz de teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Yani şimdi kalkıp da okla, kılıçla savaşa gidersek olmaz, mümkün değil. Yani öyle bir şey olması mümkün değil. Yani hayal bile edilemez. Evet. Ama biz ne yapacağız? Geleneğimizi, kültürümüzü yaşatıp bunu Unutturmayacağız. spor olarak yapacağız. Bunun okları sen kendin yapıyorsun. Evet, Neden? yayları kendim yapıyorum. Bu Oku yay. nerede? Ok Ay, şu. ben bir kadın abi. Nereden Yok, bilsin ok estağfurullah. hangisi, Şimdi yay bu ok. hangisi? Ha, bu ok. Ok, evet. Ok, Ha. çam ağacından, temrenden, tüyden yapılan bir malzeme. Ay abi, nasıl heyecanlandım var ya, Evet. böyle ambiyans da güzel. Şimdi Kendimi yay da Türk filmlerindeki gibi hissettim vallahi. Size anlatayım. Eski yaylar, şimdi biz modern yaylar yapıyoruz, sentetik yaylar yapıyoruz. Yani eski yaylar Osmanlı döneminde, ecdadın döneminde yapmış olduğu yaylar, manda boynuzu, akçaağaç ve sinir, tendon dediğimiz, aşil tendonu dediğimiz tendonlardan, hayvanın ayaklarından alınan tendonlarla yapılan ve onunla birleştirilen bir materyaldi. Yani o zaman yapılıyordu ama şimdi modern teknolojide fiber, cam fiber, ahşap kullanılarak tekrar o formu yakalıyoruz. Şuna da bakabilir miyim Tabii abi? ki. Sen mikrofonu al. Ben okunu yayını bir alayım. Şu yönetmeni, ekibi hepsini bir oklayayım. Bunlardan ben bir kurtulayım. Bu nasıl oluyor? Ben hiç elime almayayım abi. Şeytan doldurur derler. Ne olur ne Öncelikle bunun olmaz. bir atış stili var. Sen burada atıyor musun bu oku? Yani evet. Peki ben de atabilir miyim? Tabii atabilirsiniz. Peki biz bu oku atmaya gitmeden önce Evet. bu üstünü başını öğrenebilir miyim abi? Bu kafandaki ne? Şimdi bu kıyafetler öncelikle börk dediğimiz, genellikle kurt tüyü, kurt derisinden yapılma geleneksel bir kıyafet. Yani bunun amacı böyle gösteriş değil. Soğuktan korumak ve görünüş itibariyle düşmana bir korku vermek. Amaç o yani. Kurt gibi Evet, görünmek. yani amaç o. Hatta bunun böyle kurt kafası şeklinde yapılmış olanları da var. Şu kolçak dediğimiz şunlar deriden yapılı. Kolçak dediğimiz yani herhangi bir darbelere karşı bileği korumak Korur. maksadında. Evet. Şu tirkeş dediğimiz ok bırakmak için kullanılan bir malzeme. Bu da deri. Şu da kayış, bu da ok, kılıç ve kın. Şu da deri, çizme ve şalvar, kaftan. O kaftan da soğuktan Kaftan. koruyor. Evet. Peki o kılıçlara, oklara karşı O giyinilen zırh. zırh, Evet, evet. zırh. Yani o zırh genellikle ya deri olur ya da demirden örülmüş zırhlar olur. Yani ne yaparsan yap oka karşı korunması zor yani. Ki bu ne Zor. abi, kılıcı, ama Kılıç. ben böyle bir erkeğin kılıcına dokunmak Evet. doğru bir şey değil, değil mi Şu abi? Aman. kılıç. Yani. Alabilir miyim onu abi? Bismillahirrahmanirrahim.
Gerçekten kılıç ya. Çok da ağır abi, baksanıza. Evet, namlu açılmamış. İmitasyon olarak biz dekoratif olarak kullanıyoruz yani. Bu keskin değil mi buraları? Yok, açılmamış. Öyle açılırsa şey olmaz yani. Biz... Peki niye bu kadar ağır abi? Ağır. Yani demir sonuçta. Bu ne? Kabze. Yani kurt tafalı. Kabze yani. Kabze dediğimiz. Evet. Oo. Kabze, balçak. Şurası balçak. At binenin, kılıç kuşananındır. Evet. Tarihte kadınlarımız da kılıç kullanırmış. Aynen, aynen. Ok yani, kullanırmış. Şimdi tarih boyunca kadın yiğitlerimiz de çok. Savaşlarda en büyük yardımcı. Evet. Hatta tarihlerde, tarihi kitaplarda da okuyoruz. Kadınlarımız savaşlarda Türk kadını, kuşanıp koşmuşlar. Yok, bizim Türk kadını her konuda onun yanındadır. Hiçbir zaman için geri bırakmamıştır. Cömert ve mert. Evet, aynen öyle. Değil mi? Vallahi evet. Bu kılıcı o zaman güçlü Türk hanımları için, Anadolu'nun kadınları için kaldıralım. Aynen. Kılıcını sana verelim abicim. Biz o zaman ok atmaya gidelim. Bakalım elimin hamuruyla. Evet. Oku da atacak mıyız? Benden okçu da olur mu? Bir de onu görelim. Atarsınız inşallah. Hadi inşallah. Abi burası sessiz, sedasız bir oba. İncin top oynuyor. Herkes savaşta, seferde. Ben de bir Türk hanımı olarak obada buranın başını bekleyen bir hanımım. Evet. Senden ders almaya geldim. Bana ok nasıl kullanılır, kılıç nasıl kullanılır, kendimi, ailemi, milletimi bir kadın olarak nasıl korurum? Bunların tekniklerini, taktiklerini öğrenmek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla size anlatmaya çalışalım. Bütün duygularım evet. Kabarmış durumda şu anda gerçekten. Şimdi öncelikle yay nasıl kullanılır? Evet. Yayın bir tutuşu vardır. Evet. Kabze dediğimiz olay şu avuç içerisine gelecek şekilde tuttuk. Şöyle tutulur ve fazla sıkılmaz. Şöyle normal bir şekilde tamam. Tutulur. Oku aldığımız zaman okun takış şu gez denen olay şurası. Aha. Şurayı şu ipe taktıktan sonra evet. Şöyle şu parmak üstünde. Şöyle şu parmak üstünde. Evet. Türklere has atış tekniği, mandallama tekniği. Yani Türklerden başka kimse bunu kullanmamış. Şöyle mandallama yapıp sadece şu iki parmağı kullanıyoruz. Tamam. Şu üç parmak şöyle yumulu şekilde kullanıyoruz. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Osmanlı'da veyahut Selçuklu'da yakalanan okçu askerlerimizin sadece baş parmaklarını kesip bırakırlarmış. Biliyorlar daha, kullanmasın tabii, diye. Bir daha işe yaramasın diye. Ve bunun bir çekiş stili var. Şu kol, sol kol önde. Ve çekiş. Ondan sonra ay çok heyecanlı. Allah'ım ben de yapmak istiyorum. Güzel. Bir tane daha yap abi. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Hadi bakalım. Bravo. Tebrik ederim. Ben yapabilecek miyim acaba? Buyurun. Mikrofon senin abi. Şimdi, bunu buradan kavradık Bülent evet, abi. Tuttunuz. Şunu buraya taktınız. Taktık evet. Evet taktınız. Yalnız dışarıdan. Ha. Şu üçünü de bükün içeriye doğru. İçeri. Aynen öyle. Aynen öyle. Çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Çek, Allahu çek, ekber. Çek, 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 çekip bırakıyorsunuz. Çek, 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 çek. Evet. Çok ileri atamadım ama. Yavaş yavaş. O zaman bir tane daha atayım tane abi. Daha. Ay çok biraz güzel oldu. Genlerde var yani. Genlerde evet. Var. Ay yaşa abicim evet, ya ne güzel var. Dedin. Evet. Genlerde evet. Olan bir şey yani. Ben bu fırsatı bir daha bulamam. Hazır mısınız canlarım? Ben de anlı şanlı bir Türk hanımıyım. Bunu böyle evet. Yaptık. Evet. Çekebildiğiniz kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla söze gerek yok. Evet. Ok atmak için, kılıç kullanmak için çok da bir şeye gerek yok. İçinizde o ruhu taşıyın sevmek yeter. Lazım. Bülent abicim, 3 tane ok attım. Allah'ın izniyle, bileğimin gücüyle, yüreğimle, damarlarımda akan Türk kanıyla. Ama ben o okları gidip almak istemiyorum. Çünkü o oklar düşmanların hepsini helak etmiş sayıyorum ve sana teşekkür ediyorum. Çok güzelmiş. Gerçekten bu sporu denemek lazım. Evet. Kadın erkek fark etmez. Bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde okçuluk var. Hadi sen de dene. Ben çok keyif aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.